az önce kanaat etmeyen çoğunluğu o zafer. Evet. Yani çok şükür. Allah'a binlerce kere şükür. Evet. Şükretmesin. Şey yok yani. Bizim bakıyor musunuz sosyal yaşama dayanışma hakkında da yardım etmek isteyenler falan filan. İşitmemaktan kaynaklanan işletmelerin yükümlülükleri var. Evet. Ona dair de ceza işlemleri uygulanan. Evet. Şimdi oradan biriken paralarla da işte bir takım böyle projeler falan yapıyor. İş çok burada. İnsan bilmiyor. İş hani sizinle konuşacaklar da bilmiyorum müdür hanım başlığı. Emin Erdoğan'dı oradaydı. Tayyip Bey'in işi. O zaman başbakanlık kendisi. O zamanlar Kemal Anlatı'dan bizim 203 maddelik engelli yasamızı. Kaynak yok. Makasya. Burada ben şunu da yapmıştım sen kaynak olsun. Kaynak başkanıyken o federasyon görev yaptım değil mi herhalde? Bir 16 tane pilotu halk sandalyesiyle evine gidiyor. Asansörü yukarıya çıkıyor, kapağı açılıyor. Kapağı açıldıktan sonra mutfağında, tuvaletinde, her şeyinde hiç kimse yokken de kendi kendine içecek şekilde bir engelli yedikleriyle her şeyin düşündüğü bir form, bir sistemde. Dünya Bankası'nın konu bir projeye destek veriyordu ama konut mu tarzı mı? Sosyal bir alan mı? Tabii. Evet, böyle bir kaynak, böyle bir girişimimiz de var. İnşallah canlanabilir mi? Canlanırsa eğer o insanların kalkıp da inanın dünyada ilk olacak bir proje bu. O yarım kaldı. O zamanlar üstüne gidemedik. Onun sonrasında biz istihdam alanının yaratılması gerekiyor bu konuyla ilgili. Onun dediğim gibi iş buradan istenilen şeyler çıkartılabilir. Bununla ilgili ama bu tür projelerde devlet kendi bilimini o karşısında muhatap olarak görmek istiyor. Yani bir derneği, bir vakfı değil de bir kaymakamlık, belediye, büyükşehir gibi şeyleri istiyor karşısında. Bunun da içinde hep beraber konsorsiyum kurulması gerekiyor. Mesela siz olacaksınız başımızda. Bizler de ne bileyim dernek başkanlığı da bunun içerisine katarak, belki siyasi partileri katarak, şirketlere bu işlere atılacak. Çalışmaları hatırladım. Bunun dönemleri var diye biliyorum. Şöyle yönetmeliğe bakın demiştim arkadaşlar. Mart veya Şubat ayında falan teslim edilmesi gerekiyor. Doğru. O zamana kadar çalışma yapacağız. Bizim bir proje birimimiz var. Kaymakamlıkta ilgi eğitim oluşturulmuş bir birim var. Evet. O birimden şimdi biz zaten iki tane GMK'ya proje yaptık. Bir tanesi bu bizim Ayvalık Tabiat Adaları'ndaki rehabilitasyon düzenlemesi. Şeytan Sofrası'na doğru giderken oradan döndükten sonra sarımsaklı yol çatından döndükten sonra Şeytan Sofrası'na doğru sol kolda tepenin üstündeki şeyler yok bir de Altınova'da Kadı Camii var. Onun restorasyonu ile ilgili çalışmalar. İki tane proje yaptık bu bilim üstünde. Şimdi ben madem böyle bir bilimiz varken bir de engellilerimizle ilgili çalışmayı proje yapmamı istiyoruz. Ciddi bir proje gibi. Ama dediğim gibi bak benim tek istediğim şey iyi bir yere dokunmak lazım. Yani böyle bir proje yapıyorsam şurada insanlarımızın, engelli vatandaşlarımızın bir derdine çare olan. Neyse yani istihdam alanıysa istihdam alanı yaratmak, kurs ve benzeri hani kalifiye eleman haline getirebilmek, üreten insanlar için. Başımızda olduğumuz zaman yapamayacağız. Beraber olacağız. Yok yok beraber çalışacağız. Ama ben hani ya bu tür işleri, organizasyonlar artık ülkenin daha böyle sivil toplum örgütleri üstünden yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Devletin artık hani bu alandan ağır ağır çıkması gerektiğini düşünürüm. Çünkü bu çağda artık her şeyi düşünen devlet rolünden öte artık hani vatandaşlarımızın belli bir olgunlukta, belli bir doygunluğa ulaştığını düşünüyorum veya düşünmek istiyorum. Artık bunları kendilerinin yapması gerektiğini düşünenlerden. Artık STK'larımız da vatandaşlarımız ayaklarının üstünde durabilir gibi geliyor bana. O yüzden devletin olabildiğince çekilmesi ve onların o alanda olmalarını isterim. Ama benim bulunmam gerekiyorsa bulunacağız ki ben projenin içerisinde olayım diyorum. Tamam olalım. Kaymakamlık olarak biz olacağız. Evet. Ama sizler de olsun. STK örgütlerimiz de olsun. Böylece böyle paydaşı çok olan toplumun tamamına yayılabilecek bir çalışma yapalım. Belli alanlarda, belli branşlarda eğitilmesi mi gerekiyor? Yani tabii. İstihdamına dönük olarak aynı. Böyle bir şeyle mi çalışıyor? Aynen. Ben size vergi dairesini oraya bize verip mekanları içindeki olan atölyeler yapalım. Nasıl bir İstanbul'da bir Bağcılar'da engelli sarayında berber kuaför olarak eğitim alan engelliler, öbür tarafta terzi olan, öbür tarafta boya sandık yani birçok engelli kardeşimizin kabiliyeti yeterli değil. Sadece boya yapabilir, sandık boncuk yapabilir. Hani bir çatı altında haber dernek değil, orada rant peşinde koşturan bir dernek ya da öbür taraftan ben siyasi partiden koşturan bir dernek başkanı değil. Bir şey olarak, bağımsız olarak engellilerin farklı alanlarda eğitim aldığı bir bina. Onun önünde olan,
Onu ben yıllardır yapmak isterim ama maalesef imkanlarımız elverişli maddisel olarak. Bir çay bahçesi ve Down Syndrome Cafe gibi değil. Onlar da İstanbul'da yapıldı ve onun Down Syndrome çocuklarının üstünden rantlar dönüyor. Birçok davalar açılmış şimdi onlara. Biz orada bir çay bahçesi, bir lokanta tarzında bir mekanımız olsun. O bina kendisini finanse etsin. Oraya gelen müşterilerle beraber, orada berbere gelen müşteriyle, orada terzi işi varsa, ayakkabı kullandırıcı, unutulmuş meslekler. Orada engelli, yaşlı, işte ne diyeyim, eğitimci bir araya gelecek bir bina olur. Geçmişte olan yaşlılarımızı unutulmasın, eski meslekler unutulmasın. Onları da dahil edelim. Engelli, onlara faydalansınlar. Yani bir sosyal bir şey olsun. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Bugün siz Suat'la beni tanımadık önce Türkiye'de kaç tane görme engelli basın vardı gördünüz böyle?